Sultanım, elim hadiseden sonra ziyaretinize gelip taziyelerimi sunamadım. Başınız sağ olsun. Senin de başın sağ olsun. Ben evlatlarım için çırpındıkça bir bir elimden kayıp gidiyorlar. Mani olamıyorum. Ölümü durduramıyorum. Sultanım, hakikatin ilk makamı toprak olacağımızın bilinmesidir. Hepimiz bir gün düşeceğiz toprağa. Emri hak önünde kimse durmaz. Duramaz. Mani olamaz. Tekrar başımız sağ olsun. Sultanım, olan bitenin müsebbibi silahtar ağa. Cüretimi bağışlayın. Fakat kara bulut gibi çöktü üstümüze. Doğru söze ne denir? Vaktiyle Musa Çelebi de böyleydi. Onun için herkesi karşısına almıştı. Neticede iki büyük isyan çıktı. Müsahip dediğin akıl verecek, doğru yolu gösterecek. Ben hünkârımızın yanında olmaya çalışıyorum. Fakat ocağın yükü ağır. Malum, Yeniçeri boş bırakmaya gelmez. Senin vazifen mühim. Yeniçeri tek yumruk olacak. Ve o yumrukla düşmanların başını ezecek. Şüpheniz olmasın sultanım. Fakat yasaklar, idam hükümleri, Şeyhülislam'ın katli, sular durulmuyor. Öyle giderse nizamı nasıl sağlarız, inanın bilmiyorum. Biz güçlü olacağız. Hem hünkâroğlumu, hem şehzadelerimi, hem devleti, hem hanedanı koruyacağız. Dimdik duracağız. Asla savrulmayacağız, anladın mı? Musallalar neden okunur? İşittiniz mi? Sultan Murat'ın baş esikisi Sultan Ayşe ve ondan olma. Şehzade Ahmet ve Sultan Azzade vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yazık olmuş. Neden vefat etti peki? Yoksa Sultan Murat mı kıydı? O kadarını bilmem. Hastalıktan diyorlar. Hayır olsun. Kevheran Sultan da vefat etmişti. Saraydan bir bir cenazeler çıkmaya başladı. Sultan Murat'ın laneti bu. Onca masuma kıyarsa olacağı budur. Allah'ın okları üzerindedir. Allah rahmet eylesin.